Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Bugün mutfak temizliğine daldım. Daldım mutfak temizliğine. Arkadaşlar fırınım kirleniyor. Ne olacak? Sizin yüzünüzden fırınım kirleniyor diyormuşum. Yok arkadaşlar. Size yapıyorum ama biz götürüyoruz löp löp. Sevgili arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Ha böyle iş yapıyorum. Ne yapayım? Böyle göstereyim yaptığım işi. Arkadaşlar fırının bu yanları şey yapmış. Bunlar böyle simsiyah oluyor. Bir şeyler sıçrıyor. Ben de dedim ki şöyle yeni yıla girmeden temiz temiz olsun. Yeni yıla girmeye daha çok var. Bugün az kalmış aslında. Beni de soracak olursanız hastanedeyim arkadaşlar. Ultrasyon verdiler. 2 ay attı. Ultrasyonu. 2 ay sonra ölmezsek sağ çıkarsak diyormuşum. Ondan sonra ultrasona gideceğiz. Evet arkadaşlar hastaneye erdeyiz bu aralar. Bayağı. Ama Allah daha beterinden saklasın. Böylece bir dedim şöyle bir sohbet videosu çekeyim dedim. Sizlerle sevgili arkadaşlar. Evet güzel arkadaşlarım. Sohbetlerimi beğeniyorlar arkadaşlar. Çok seviyorlar. Ah, tabii bir tane beğenmeyen çıkmış arkadaşlar. Bir tane sohbetimi beğenmeyen bir arkadaş çıkmış. Ya bana bayağı bir güzel eleştiri yapmış, beni kaldırmış, toprağa mı gömmüş diyeyim. Nereye gömmüş, bir yere gömmüş. Hiç önemli değil. O insanlar beni motive eder. O da bir insandır. Onun gelmesine de Allah sebep olmuştur. Arkadaşlar. Biraz da bilmediğin konuları kurcalamasaydım. Ha demek istemişim belki de. Çok bilmediğim konuları kurcalamıyorum arkadaşlar zaten. Hani ben mesela din alimi değilim, din sohbeti yapmıyorum, şey sohbeti yapmıyorum güzel arkadaşlarım. Sadece genel konularda insanların davranışları iyi olmaları, bir de içimdeki bazı sıkıntılar vardı, onları yok ettim. Kendi kendime telkin veriyorum, teselli ediyorum. Sizleri de derde ortağı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu şekilde. Ben hitabet sanatı uzmanı değilim, insanlara hitabet etmiyorum ben. Normal evinde barkında normal bir bayanım. Ev hanımıyım. Evet arkadaşlarım böyle diyerekten elimizin tekini temizledik. Şunu bir şu ötekini bir daha bir elden geçirelim. Şu aralarda kalan yerlere tekrardan bir temizleyelim. Evet arkadaşlar bugün mutfağın dolapların içlerine bir bez gezdirdim. Eşim gitti faturaları yatırmaya. Faturalarımız gelmiş bayağı bir gelmiş de. Onları bir yatırmamız lazım. Çünkü elektrik, su bilmem ne faturaları yatırmak lazım. Yoksa kesilir. Onlar gitti yatırmaya. Biraz meyve falan alacak. Ben de gidecektim ama gitmediğimde bir hayır varmış. En azından mutfağımı bir baştan aşağı kaşınıp çizdim. Dolapların üstüne bir bez dolandırdım. Arkadaşlar işte buraları bu şekilde temizliyorum. Yağ olan yerleri telliyorum. Bunları arkadaşlar ne yaparsam yapayım. Yağ sökücü de sıksam, bir şey de yapsam bunlar çıkmıyorlar arkadaşlar. Ben de içine yine de sıkıyorum. Belki bir faydası olur diye. Bunları bu şekilde temizledim arkadaşlar. Böyle iyi oluyor. Başka biraz elim için riskli oluyor. İnsan eli tabii kolay değil yani yapmak. Arkadaşlar kolay değil. Yani buralara eline geliyor. Ellerin acıyor. Evet arkadaşlarım, her duyduğumuza inanıyoruz, her şey yaptığımıza inanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ben de ağrılarım vardı. Eskiden bakır bilezikler olurdu arkadaşlar. Bakır bilezikleri takarlardı. Onu araştırmışlar internette, bir doktor var benim takip ettiğim, yani yabancı bir doktor. Bakırın şeyi. Bu insan vücutunda ağrıları alma şeyi var. Demiri falan mesela demir için koyu çok yüklersen vücuttaki bakır bitiyormuş. Bu yüzden böyle kolumuza taktığımız zaman bir zincir vardı. Ben bu bakır zincir. Bakırmış bu zincir. Ben de böyle koluma taktım. Bu tarafım ağrıyor benim. Bu tarafım belki ağrısını alır diye tamamlıyormuş. Taktığım zaman tamamlıyormuş. Eskiden böyle bir aralar bakır şeyler çıkmıştı da ne faydası varmış ki falan derdik. Aslında o araştırmalar sonucuymuş. O bakır bilezikler vücuttaki bazı şeyleri tamamlayınca, dengeleyince
buradan alıyormuş. Nasıl aldığını bilmiyorum. Ağrıyı kesiyormuş. Biz de her şeye inanıyoruz. Güzelce. Eskiler takıyordu. Ben de böyle bir takı vereyim dedim. Koluma bir zincir taktım bakalım. Bir faydası olur mu olmaz mı? Bazen arkadaşlar bazı şeyler hurafe gibi geliyor da. Yine de taktım işte. Bakayım bir faydasını göreceğim mi? Bunu doktorlar araştırmış. Doktor söylüyor. Yani bayağı bir uzman bir doktor söylüyor. Yabancı bir doktor. Türk değil bu. Bakalım ben de bir faydası olacak mı? Ben de bir zincir taktım. Bakır zincir. Bu zincirler hep bakırmış zaten. İşte kablamayın. Eski bir kolyenin zincirini taktım. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde ikisini de temizledik. Arkadaşlar zaten orta şeyin kelini daha önce yapmıştım. Arkadaşlar şu duvarları falan sildim. Arkadaşlar şimdi fırının içi ay yok bu lazım olacak. Fırın içerisini arkadaşlar elleyeceğim. Ben vallahi başka yol bulamıyorum. Şey falan koyuyorlarmış. Kağıt koyuyorlar bilmem ne. Ne bileyim girdiğim zaman bitsin de çıkayım diyorum. Benim de böyle bir huyum var. Temizlik. Temizlik manyağı olarak diyecekmişim. Kendime manyak demiyorum arkadaşlar. Temizlik yapmayı seviyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe mümkün olduğu kadar yapayım. Biraz abartıyorum. Doktor arkadaşım vardı bir tane benim. Dedim ki Selma'cığım çok çamaşır suyu kullanıyorsun. Biraz ara ver dedi. Bak çamaşır, aşırı çamaşır suyu da iyi değil dedi. Mantar olur dedi. Çok aşırı çamaşır suyu da ama arkadaşlar dedim doktor hanım kendim frenleyemiyorum. Ama söz veriyorum dedim bir şeye arkadaşlar söz veriyorum dedim şey yaparız. Yani daha dikkatli olurum. Evet arkadaşlar eskisi kadar değil ama farklı bir şekilde kullanıyorum çamaşır suyunu. Mesela elimde basardım çamaşırları. Şimdi makineye koyuyorum. Alerjik bir bünyeye sahip oldum. Onun yüzünden mi oldum bilmiyorum. Heh. Arkadaşlar bunu da kurutmamız lazım. Burada ıslanmış. Bu tahta iyi oluyor arkadaşlar. Tahtanın içine şey üstüne hemen yemeği çıkarıveriyorum. O da burada ıslanıyor haliyle. Burası lavaboya yakın ya. Burada ıslanıyor. Ve bunu sürekli böyle bunun üstünde pek doğrama yapmıyorum. Ama şey yapıyorum bunun üstünde arkadaşlar. Yemek çıkarıyorum üstüne. Hani direkt şunun üstüne koymuyorum. Taşın üstüne. Yemek çıkarıyorum. Bu da böyle iyi oluyor. Yemek için alt ıslanınca da böyle küflenme gibi şeyler görülüyor. Ben onu durmadan böyle telliyorum, temizliyorum. Arkadaşlar durmadan yanıyor mesela kenarda falan. Şimdi ben bu kombinin üstüne koyacağım. Kombinin üstünde kurusun iyice bir ondan sonra kullanayım. Arada bir kurutmak gerekiyor. Eskiyince kaldırıp atıp yenisini alıyorum. Yani bu tahta şeyi koruyor. Bu taşı koruyor arkadaşlar. Şu kullandığımız taş var ya onu koruyor. Yine de arada sırada daldırıp üstünde bir şeyler yaptığımız oluyor. Yani bıçak izi de var. Hemen acil hemen kesip atıverdiğimiz zaman da oluyor. Şimdi bunu koyacağım kurmayacak. Kuruduğu zaman hepsi geçer. Evet arkadaşlar kablama değil herhalde. Kablamaysa da bilmiyorum. Büyük ihtimal boya. Şöyle bakayım bakayım boya mı kablama mı. Şimdi anlarım. Orayı kazıyarak anladım. Boyaymış. Buralar böyle siyah siyah olmuşlar. Çok sinirlendim bunu. Görmemiştim. Arkadaşlar. Bunu kurutmam gerekiyor. Buradan su gitmiş altına. Yıkıyoruz sürekli. Ne kadar alsak da oraya yaş kalıyor demek ki. Yaş kalınca da tahta küflenme yapar. Tabii ben bunu böyle bu şekilde temizlersem küflenme kalmaz. O kurutursam da kalmaz. Kazıdım. Şimdi koyayım kombinin üzerine. Kursun şöyle. Arkadaşlar. Boyasam bu sefer de olmaz. Doğal olması gerekiyor. Kombinin üzerine koyuyorum tahtayı. Şu şekilde koydum. Kursun. Çevire çevire kurutacağım. Arkadaşlar bizim yağmur yağdığı zaman falan bizim kurutma makinalarımız ney kurutma makinamız bizim kombiler. Kombiler de kurutuyor. Çamaşırı koyuyorum. Çok fazla koymuyorum. Dışarıda iyice nemini alıyorum. Ondan sonra çünkü evler ıslak gibi olunca olmuyor. Sevmiyorum öyle. Evet arkadaşlar bu şekilde temizlik yapıyorum.
Her tarafı sildim, tertemiz oldu. Şimdi fırın içine tekrar bir daha gireceğim. Arkadaşlar. Fırının içi, fırının içi. Evet, şöyle aşağı doğru sizi kaydırayım. Ben de aşağı doğru geleyim. Fırının içerisine. Arkadaşlar şöyle. Çıkartmadım bu sefer camını. Çünkü tekrar kirlenecek. Yılbaşında hindi pişireceğim yine. Arkadaşlar. Tekrar kirleneceği için yılbaşından sonra iyice tekrardan bir daha dön. Zaten kirleniyor. Sürekli kirleniyor. Arkadaşlar sürekli kirlendiği için bunu bu şekilde temizliyorum. Evet arkadaşlarım. Bugünkü vlogumuz temizlik vlogu oldu. Canım çekiyorum. Hem temizlik hem vlog. Daha mutfaktan çıkamadım. Sen gittin gideli. Biliyorsun ben girdiğim zaman mutfaktan zor çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle temizliyorum. Ha, şurada bir iki lekeler var. Buraya da bir tel süreyim. Ne yaptın? Yatırdın mı? Efendim? Hava soğuk mu? Hava sıcak. Gerçekten mi? Vallahi gelmediğime pişman oldum. Ama ilk de gelmemişim bir cins. Hep dolabı sildim. Buraları temizledim. Ondan sonra dolabın silinmeye ihtiyacı var. Su bez geçirdim. Ha, burayı da temizledim. Tertemiz oldu. Şeyini çıkartmayacağım. Sonra çıkartacağım. İyi olmuş. Evet arkadaşlar. 2-3 sefer yağ sökücü sıktım. Şimdi iyice 3-4 seferde şöyle gelip gidip duruyorum. Çam şey yapmadım. Şöyle temizledim arkadaşlar. Üst kısmına hap getirin. Yine de bir bez süreyim şöyle. Öyle yağmur yoğur ben bilmiyorum. Vallahi ben yapamıyorum yağmur yoğur. Benimki bu şekilde oluyor. Temizliyorum arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi bu tarafa alayım arkadaşlar. Alize şey almış. Niye kaydı çekerim? Çok aşağıya kay getirmişim. Ha. Bu şekilde arkadaşlar temizledim işte. Ne yapacağız? Temizlik gidiyoruz. Video. Bunu yıkayacağım arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Bunu normal yıkasan da olmaz. Arkadaşlar bu bezi normal. Mesela fırını yaptım ya. Normal yıkasam olmasın. Ben bunu omo getirmem lazım. Yani çamaşır getireceğim. Ondan sonra getirmem lazım. Getireyim. Evet sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bir şöyle çamaşır deterjanı getireyim. Çünkü çamaşır deterjanı daha güzel temizliyor. Bunları. Arkadaşlar bütün şeyleri falan sildim. Şu tarafları şu dolapların üzerlerini sildim. Bak akıyor sarı sarı. Şimdi çamaşır deterjanının yeri yumuşacık oldu bez. Birdenbire. Çamaşır deterjanı bulaşık deterjandan daha çok yağı alıyor arkadaşlar. Bu da size. Eğer dolapların üstünü falan ben bugün kullanmadım ama silerken çamaşır deterjanı da yapın. Şey arkadaşlar çamaşır deterjanı ile yaparsanız bezler de yumuşacık oluyor. Tertemiz oluyor. Şimdi bunu tekrardan bir daha bir çamaşır suyu koyacağım arkadaşlar. Üzgünüm ama koymak zorundayım. Çamaşır suyu koymak zorundayım. Başka çarem yok. Evet bayağı toparlandı. Şu şeylerin üstünü falan da iyice temizledim. Lavaboyu. Arkadaşlar çamaşır suyunu böyle kullandıktan sonra bunun çamaşır suyunu beklemesi gerekiyor. Beklemezse mikropları da kırmaz. Şeyde olmaz. Çamaşır suyu
bu şekilde bekleyecek. Şöyle hem de lavaboya süreyim. Tekrar üzerine birazcık şundan atayım, deterjandan. Beklesin bakalım. Az bir de su ilave edeyim. Heh, şöyle. Şu bir 10 dakika beklesin. Şuralara da bir süreyim. Şöyle. Buralarda çamaşır suyu olsun. Ha, beklesin. Arkadaşlar bu şekilde beklesin bakalım. Bunu geri götüreyim, yerine ilave şey yapayım. Nasılsınız? Bizlere de soracak olursanız, işte böyle hayat ailesi. Temizlik. Biz bir yandan temizliyoruz. Onlar bir yandan kirleniyor. Evinin işi yapacaksın. Şöyle. Bak buralarda hemen açıldı. Tertemiz oldu bak. Oh, ben buraları silmiştim aslında da. Geri şeyleri temizleyince battı. İşte biz yapıyoruz, o kirleniyor, biz yapıyoruz, o kirleniyor. Hepimiz aynıyız. Biliyorum, herkes aynı. Herkes temizliyor. Herkes siliyor. Hem şimdi bezim temizlendi. Arkadaşlar tertemiz oldu, yumuşacık oldu. Bu bezler de çok yoruluyor. Ha, şimdi şöyle bir yıkayayım tekrar. Oh, mis gibi. Aman. Sonra da bir alayım. Arkadaşlar buralara hep bütün ders çektim. Şu kenarlara hep ders çektim ben. Çok iyi oldu. Kenarlarım bembeyaz oldu, tertemiz oldu. Demek ki söktüm çektim arkadaşlar. Komple söktüm. Her yere çektim. Bir arkadaşım birisi daha çekiyordu ders. Kim çekiyordu ya? Birisi çekiyordu ya. Müzeyenciğim mi? Yok, müzeyenciğim şey bağlıyordu. Şey, dolaplarını boyamıştı. Arkadaşım birisi ders çekiyordu. Arkadaşlar bu bezi de yaş bırakamayız. Dışarı atacağız. Size Ankara'yı da göstereyim. Bugünkü videomu kapatayım. Bugün bir sohbet videosu olmadı ama arkadaşlar sohbetlere devam. Sevgi, saygı çerçevesi içerisinde sohbetlere devam edeceğiz arkadaşlar. Şurayı da bir bak, tekrardan şöyle bir sileyim. Şurayı bir alayım tekrar. Fırında bir şey kalmamış. Bak çıkmıyor. Artık fırında 3-4 sefer durulabilir zaten. Oh, mis gibi olduk. Bu bezi de götürüp dışarı asarken sizlere bir Ankara'yı göstereyim. Ankara'yı göstereyim. Atayım bunu dışarı. Sonra arkadaşlar ben bunları topluca çamaşır suyuna koyuyorum. Atıyorum, yıkanıyor makineye. Evet arkadaşlar, eşim sıcak dedi dışarısı. Bir dışarıya gidelim bakalım. Dışarılarda neler varmış. Neciciler varmış. Güneş varmış. Yüce Allah'ın güneşi. Misler gibi. Evet, iki tane mandal bulursam eğer bezimi de basacağım. Tek elle asmayı başarabilir miyim? Arkadaşlar. Başarabilirim belki. Şöyle. Şöyle. Aklımızı kullansak başarırız. Nasıl kullanacağız? Şu ucunu şuraya koyacağız. Öyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Hop, gayet güzel asıldı. Evet arkadaşlar, Ankara'yı göstereyim size. Şöyle ufka güneş doğmuş. Her tarafa güneş doğmuş. Çok güzel, mis gibi her taraf. Yağmur yağdı. Yer gök yıkandı. Ay, gökyüzündeki bulutlara bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Allah'a kurban olayım ya, gerçekten. Verdiği nimetlere kurban olayım. Şu tarafa da, evet, çiçeklerim. Evet arkadaşlar, kış günü domatesim. Unum 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 unum. Domatesim çiçek açmış. Kış günü, kış günü. Bu da böyle ekliydim, bakın bunlar da bu şekilde. Unum 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 unum. Şu da çürümüş. Ay canım benim, yandı herhalde. Hava soğuk olunca yanıyor. Alttan domates çıkmış tohumdan. Böyle atıyorum, hoşuma gidiyor. Seviyorum bunları. Şu şekilde şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde Ankara'yı size gösterdim. Herkes evinde, barkında ocağını kaynatıyor. Şu şöyle kapatayım. Evet. Arkadaşlarım şu şekilde duvara tutmayayım. O duvar kısımlarını alıyorum zaten. Canım arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Burayı da kapatalım. Tülümüzü çekelim. Bu şekilde böyle içeri girelim. Evet arkadaşlar. Ha, bu arada size yılbaşı çiçeğimi göstereyim. Bakayım kaç dakika olmuş.
20 dakika hiçbir şey değil. Onu ben 15'e düşürüyorum zaten. Yılbaşı çiçeğim, yılbaşı çiçeğim ne yapmış? Kızlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar hurmalarım ve yılbaşı çiçeğim bu şekilde açtı. Böyle açtılar. Bunlar hurma arkadaşlar, gerçek hurma. Yaş hurma varmış, pazarda satılıyormuş. Şu yediğimiz hani oruç açtığımız hurmalar var ya, onlardan. Onlar da ben de diktim bu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar şu dize iyi gelen bu zannetmiştim. Bu değil halbuki, bu başka bir çiçek. Top top açıyor ya, ondan adını getiremedim. Şu şekilde benim küzlerim. Bakayım. Oo, iyi. Dipleri yaş. O şekilde arkadaşlar. Öyle böyle işte size kızlarımı da gösterdim. Çiçeklerimi gösterdim. Şimdi duamızı edelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah hepinizi korusun. Vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı korusun. Güzel Allah'ım. Arkadaşlar bu bir temizlik biliyorsun da değil böyle. Bir açtım kapattım. Oyalama video gibi. Gelirseniz de sağ olun. Gelmezseniz de çok çok teşekkür ediyorum. Bu araya soktum şeyin de duayı yeniden başlayayım. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı korusun. Nefsimize hakim olmayı nasip eylesin. Nefis arkadaşlar, en insanın en kötü düşmanı nefistir. Nefsine hakim olan insanlar Allah'ın en sevdiği kullardır. Nefis insanda hırs yapar arkadaşlar. Bu hırsımızı da hakim eden kullardan eylesin. Allah'ım hepinizi güzel eylesin, zengin eylesin. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi korusun. Polisimizi, askerimizi, Allah'ım kurban olduğum Rabbim bütün hepsini korusun. Evet arkadaşlar, onlara, yavrularına kavuşmayı nasip eylesin. Arkadaşlar onların görevleri zor, biliyorum çok zorlar. Allah devlet büyüklerimizi korusun, insanlarımızı korusun, vatanımıza bolluk bereket versin, birlik beraberlik versin. Allah'ım sevgili güzel yurdumun güzel insanları, dünyadaki güzel insanlar, size de selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. İyi olalım, birlik olalım, iyi olalım, diri olalım, birlik olalım. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.